Çotanak sunar. Bölüm Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Erdoğan Erişen bizlerle olacak. Biraz da bizleri ilgilendiren bir konuyla devam edeceğiz. Bugün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Biz de Ordu'daki yerel medyanın sorunlarını, sektörde yaşanan sıkıntıları, neler yapılması gerektiği konusunu Sayın Erdoğan Erişen'le birlikte konuşup tartışacağız. Çok da bekletmeden konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Nasılsınız başkanım? Sağ olun. İyi yayınlar, iyi bayramlar dileyelim. Evet. Adı öyle ne de olsa. Evet, şimdi bugün bizi de yakından ilgilendiren bir gün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, aynı zamanda da basın özgürlüğü için mücadele günü olarak da geçiliyor. Ordu'da özellikle yerel medya açısından hangi sorunlar yaşanıyor? Bizler yakından kendi sektörünün içinde olduğumuz için biliyoruz ama siz bir cemiyet başkanı olarak hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Neler yapılması gerekiyor? Bugünü bayram tadında kutlayabilmek için hangi sorunların ele alınması gerekiyor? Öncelikle sondan başlayayım. Ben 40 yıla yaklaştım ama bugünlere bir 24 Temmuz veya 10 Ocak henüz daha bir bayram havasında kutlayamadık. Yani geçmişe doğru baktığımızda ne yazık ki basınla ilgili, genel anlamda medya ile ilgili hiçbir şey iyiye gitmemiş. Dolayısıyla bugün 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü. 1908 yılına dayanıyor. 1948 yılından sonra da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugünü, yani 24 Temmuz'u basın bayramı ilan etmiş ama sonra bakmış ki bu böyle olmamış. Bir 30-40 yıl sonra da, yani 80'li yıllardan sonra da 24 Temmuz'un adı basın özgürlüğüyle mücadele günü olmuş. Daha doğrusu 1908 yılında yaşanan dönemler kadar olmasa da geriye gitmiş burada. Şimdi tabii Ordu özeline gelirsek genel manada sorunlar aslında aynı. Yukarıdan kaynaklanıyor. Çünkü biliyorsunuz dijitalleşmeden sonra Türkiye'de yaygın, genel, ulusal diye bir şey kalmadı. Artık hepsi ulusal veya genel basın. Çünkü bugün Ordu'da olsun, bir başka ilde olsun yayın yapan televizyon, gazete, haber siteleri, radyo hepsi internet üzerinden dünyaya yayın yapıyorlar. Dolayısıyla bunların bir ayrımı kalmadı. Ancak tabii bir yukarıdaki genel basın dediğimiz sektör kadar yerel basın aynı iyi şartlar içerisinde değil. Öncelikle tabii yerel basının dediğimiz bugün içinde bulunduğu sıkıntılar ne yazık ki merkezi hükümetlerden kaynaklanıyor. Bu sene öyle değil, geçen sene de öyleydi, 10 sene de önce öyleydi. Yerel basının önemini sadece Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda anlamışız. Bir de 15 Temmuz kalkışmasında anlamışız. Yani eğer Kurtuluş Savaşı'nda yerel basın olmamış olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti belki olmayacaktı. 15 Temmuz kalkışmasında da Türk basını olmamış olsaydı, yerel, genel ayırmıyorum, ne yazık ki sesini kimse duyuramayacaktı. Bugün belki farklı bir konuma gelecektik. Ne yazık ki hala yerel veya genel basını biz önemini anlatamamışız bazı kişilere. Dolayısıyla yukarıdan baktığınızda aşağıya kadar sorunlar yumağı aynı. Öncelikle işte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Tasarruf genelgesinin maddelerinin %80'i ne yazık ki yerel basınla ilgili. Her ne kadar Eylül ayında yürürlüğe girecekti, yasallaştı ama yürürlüğe girme tarihini 1 Ocak 2025'e bıraktılar. Yani her ne olursa olsun uzatmakla değil, eğer o yasa 2025'te yürürlüğe girerse Ocak ayında ne yazık ki bugünkü yerel basının hiç abartısız %95'inin ayakta durma şansı olmayacaktır. 24 Temmuz'da böyle bir şartlar içerisindeyiz. Peki bu şartlar arasında neler var ki böyle bizleri kötü bir süreç bekliyor? Çünkü yerel basın, kendim de içerisinde olduğum için, gerçekten ayakta kalmasının bir yana istihdam edilmesi de en zor sektörlerden bir tanesi. Diğer Karadeniz illerine göre Ordu'da çok aktif bir basın var. Gerek ulusal gerekse yerel manada. Bu genelgeler arasında neler var ki bizleri böyle bir şey bekliyor ve buna karşı hangi önlemler alınması gerekiyor? Şu an yerel basından bizleri izleyen
meslektaşlarımız da mutlaka vardır. Neler yapılması gerekiyor ki yerel basın ayakta kalabilsin? Şimdi her şeyden önce zaten merkezi ve yerel hükümetlerin yerel basına çok büyük bir desteği yok. Bunu kabul edeceğiz. Yani düştü destek veya bazıları da kişiye ve yayın organına göre destek veriyor. Aslında verilen desteğin adı ne olursa olsun zaten yeterli değil. Ancak bu tasarruf genelgesiyle ne yazık ki yerel yöneticiler bunu istedikleri gibi kullanma hakkına sahip. Aslında tasarruf genelgesinde yerel basın bir anlamda korunuyor. Yani bir madde var, diyor ki orada kendi ilgi alanının dışındaki gazetelere abone olamazsın, televizyon veya diğer yayın organlarına ilan veya reklam veremezsin diyor. Kendi alanının dışında diyor, bunu oraya koymuş. Yani bu kadar açık. Ancak tabii şimdi yerel yöneticisi sizin bu kendi insifiyetinize kalmış oluyor. Verirsiniz, vermezsiniz. Ancak birçok yerel yönetici ne yazık ki bunu kendi istekleri doğrultusunda kullanacaktır. Şimdi daha genelge çıkmadan ne yazık ki bununla başladılar. Hepimiz gördük, farkındayız. Daha yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla böylesi bir fırsat bekleyen ne yazık ki herkesi içine koymuyoruz, kimini tenzih ediyoruz. Böyle bir yapı da var. Böyle bir yapı sadece kendi yandaş medyasını oluşturur ki bu yandaş medyanın büyük çoğunluğu kayıtsız medya olacaktır. Diğer taraftan da bu işi doğru şekilde yapanlar da ayakta kalma şansını ne yazık ki zor diyebiliriz. Şimdi yerel medyadan ziyade şunu da sormak istiyorum. Evet, bir televizyon ve gazetecilik her zaman devam ediyor. Ezelden beri de bu böyleydi. Yıllardır süregelen radyo çok çok eskide kalmış olsa da o da gazeteciliğin ve haberciliğin vazgeçilmez bir parçasıydı. Ama ne yazık ki bizim hayatımıza sosyal medyanın dahil olmasıyla haberci kimliği adı altında bence haberci olmayan çok da fazla insanla da karşılaşıyoruz. Bu da bence bizi çok fazla ilgilendiriyor ve sektörde yanlış bir istihdamında yol almasına neden oluyor. Yani yanlış derken beni izleyiciler yanlış anlamasınlar. Sokaktan geçen bir vatandaş da gazetecilik yapabiliyor ama biz de burada aynı şekilde emek verip çaba harcıyoruz. Bunun için sizce ne yapılması gerekiyor? Özellikle bunun önüne geçirebilmesi adına. Çünkü önünü alamıyoruz, çok da fazla sayısı artıyor. Yani aslında bizim yaptığımız işe, sizin yaptığınız işe şöyle bakmak lazım. Bedava bir halka hizmet veriyoruz. Yani şu anda bizi izleyen hiç kimse bu program için para ödemiyor. Evet. Bu kadar kolay yani ve bu kadar ucuz. Gazeteyi okusa da gazete de çok ucuz fiyatı. Dolayısıyla bu sosyal medyadaki kontrolsüz gelişme ne yazık ki güven kaybı oluşturuyor her şeyden önce. Aslında sosyal medyada siz de varsınız, biz de varız. Güvenilir kaynaklar var. Onlarla ilgili bir sorun yok. Doğruya ulaşmak isteyen bunlardan takip ediyor zaten ama önlenemez bir de sayı artışı var. Yani şöyle diyelim, haberci çöplüğü diyelim. Birçok arkadaşımız bu işi doğru yapıyor. Kayıtlı olsun olmasın. Ordu'da var. Yani 15'in üstünde arkadaşımız var. Kayıtlı değildir ama sosyal medyadan da bu işi yapıyor. Ama onun dışında sizin dediğiniz gibi bir başka işi yapan ama bunun dışında cep telefonu kullanarak koyduğu bir haber sitesi, yani sosyal paylaşım sitesi, koyduğu bir haber sitesiyle görüntü paylaşıyor, işte haber paylaşıyor, bir başkasının paylaşımı başlıyor. Aslında geçen yıl yürürlüğe giren dezenformasyon yasasına göre bu suç ama uygulayan yok. Dolayısıyla burada yapılacak olan öncelikle şudur, kendi arkadaşlarımızın da korunması açısından bu tür haber sitelerine, yani değil aslında haber siteleri ama kendini medya gösteren sitelere veya sosyal medya yayıncılarına itibar etmemek gerekiyor. Birçok kişinin buna itibar etmediğini düşünüyoruz ama bunları hem halkımızın takip etmemesi, güvenmemesi gerekiyor. Hem de yetkililerimizin bunlara destek olmaması gerekiyor ki bence en önemli konu bu. Gidiyorsunuz bir basın toplantısına, bir bakıyorsunuz ki bir başka kurumda, yani medyayla hiç alakası olmayan kişi ne yazık ki orada. Bu en sonunda dönüp dolaşacak, bize olan güveni sarstığı gibi ne yazık ki kamuyu da zor durumda sokacaktır ki son günlerde işte sadece yerel bahsetmiyorum. Genelde yaşanan işte bu video paylaşımları, işte yapay zeka ile yapılmış montajlar falan ne yazık ki bu tür siteler aracılığıyla yayılıyor. Kontrolsüz bir güç oldu. Öncelikle dezenformasyon yasasının bunlar üzerinde mutlaka uygulanması gerekiyor. Yerel yönetimler ne yazık ki kendi
bilgilerini yaymak için, doğru olmayan bilgilerini yaymak için bunlara destek veriyorlar. Bu da hoş değil. Çünkü bu kullandıkları silah bir süre sonra kendilerine dönecektir. Onlar da dikkatli olması gerekiyor ama bu işi doğru yapan insanların, kuruluşların güvenilirliği ile ilgili sosyal medyada hiçbir sıkıntı yok. O bizi rahatlatıyor en azından. Şimdi gelişen teknolojiden bahsetmişken şöyle de bir duyum var. Onu da size sormak istiyorum. İlerleyen süreçte artık televizyona ve gazeteye ihtiyaç kalmayacak. Her şeyi yapay zeka ile öğrenebileceğiz diyenler var. Siz de bu mesleği yıllara vermiş bir kişi olarak ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası bu fikre çok katılmıyorum. Çünkü televizyon ne olursa olsun ilk güçlerden bir tanesi. Ama siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yani şöyle tabii teknolojinin önünde durmak çok zor. Evet. Ama teknolojiyi doğru kullanmıyorsanız bu çok tehlikeli bir şey. İşte bakıyorsunuz birçok bilgiyi çok hızlı bir sürede bir başka montaj diyoruz bizim dediğimiz aslında yapay zeka yayabiliyor ve inandırabiliyor. Aslında bu kontrolsüz bir güç olduğu için tehlikeli. Bunu doğru kullanırsanız bir sıkıntı yok. Ama şöyle söylemek lazım. Yazılı basın artık itibarını değil de geçerliliğini yitiriyor. Niye yitiriyor? Sayısı çok fazla ve zor bir meslek oldu artık. Maliyeti olan bir meslek oldu. Bir de bunun üstüne dijital haberleşme teknolojisi yerini alınca dolayısıyla gazetelerin ömrü çok uzun olmayacaktır birçoğunu. Yani sayı azalacaktır. Mutlaka dünyada birçok ülke bu teknolojiye bizden önce geçti ama bu gazeteleri bitirmedi. Sayısını düşürdü. İşte orduda bugün 9 tane günlük gazete var. İşte Giresun'da 13 tane var. Trabzon'da 5 tane var. Rize'de 20 tane var. Dolayısıyla bunların sayısı azalacaktır. Bir süre sonra belki bazı illerde 1-2 gazete kalacaktır. Bazı küçük illerde olmayacaktır. Ama o gazeteler teknolojiyi takip etmiş de dijital haberleşme sistemine yani internet haberciliğine dönmüşse o kanalda devam edecektir. Ama televizyonların ömrü daha çok uzun olacaktır. Radyoların ömrü daha çok uzun olacaktır. Çünkü okumak insanları yoruyor ama dinlemekle izlemek hem çok ucuz hem de çok insanları yormayan bir yol, tercih. O yüzden bu devam edecektir. İnternet haberciliğindeki güvenli kuruluşlar hayatını sürdürecektir. Birkaç sene sonra gerek yasayla, yasaların tam uygulanmasıyla veya gerekse insanların elemesiyle birlikte bugün işte 53 tane haber sitesi varsa Ordu'da bunların sayısı ona düşecektir en fazla. Dolayısıyla herkes kendi içerisinde rekabetle yasaların uygunlanmasıyla ve kalite tercihiyle birlikte eleme yapacaktır. Ama televizyonlar için dediğim gibi süreç daha uzun işleyecek. Çünkü biliyorum ki Radyo Televizyon Üst Kurulu bu ara yeni bir çalışma başlattı. İşte Web TV çöplüğünü ne yazık ki ele aldı. Bizim de istediğimiz buydu. Çünkü adını aynı sosyal medyada haber sitesi gibi Web TV koyan birçok medya kuruluşu var. Aslında kuruluş da değil, kayıt dışı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda işte mesela Ordu'ya bakıyorsun hiç Web TV gözükmüyor. Giresun'a bakıyorsunuz 9 tane Web TV var valiliğin sitesinde ama Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun sitesinde bir tane var. Kayıt dışılık. Ne yazık ki işte bu da yerel yöneticilerin bunları kullanma alışkanlığından doğmuş oluyor. İnşallah bunların içinde güzel işler yapan arkadaşlarımız da var. Onlar da kayıt altına alınır. En azından kayıt dışı olanlarla bir haksız rekabete de uğramayacaklardır. Dediğim gibi yani medyada kendi içinde bir eleme süreci başlamıştır. Kaliteliler kalacaktır. Bu işi doğru yapmak isteyenler kalacaktır. Bunu silah olarak kullanmak isteyenlerin birkaç sene sonra bu sektörde olmayacağını düşünüyorum. O zaman sektör açısından ilerleyen süreçte, şimdi siz ziyaretler de gerçekleştiriyorsunuz, yerel basının sorunlarını taşıyorsunuz. Dediğim gibi Karadeniz illerinde evet diğer illerde var ama Ordu'da çok aktif bir basın var. Gittiğinizde sorunlarınızı ilettiğinizde ne gibi çözümler öneriyor, yani ne gibi çözümler konuşuluyor, neler bekliyor ilerleyen süreçlerde? Bir yıllık süreç için bahsetmiyorum. Önümüzde belirli diyelim ki bir 5 yıllık süreçte yerel basın olarak neler değişecek? Neleri artık konuşmayacağız ve rafa kaldırmış olacağız? Ya şöyle tabii dünyada yerel basını destekleyen bir sistem var. Kimi ülke kağıt desteği veriyor, kimi ülke bizim gibi resmi ilan desteği veriyor. Kimi ülke sizin bedava yayınlamış olduğunuz kamu spotlarını parayla yayınlatarak destek veriyor. İşte elektriğinde indirim yapıyor.
telefonunda indirim yapıyor. Dünyada dünyanın herhangi ülkesine giderseniz gidin, bazı Afrika ülkeleri hariç, orada zaten basın da yaygın değil. Yerel basın kamu tarafından, devlet tarafından destekleniyor. Bunun en az olduğu ülke Türkiye. Türkiye yerel basına bir görev veriyor. Siz diyor işte halka ücretsiz haber vereceksiniz. Ama bunun karşılığında bana da para ödeyeceksin. Böyle bir sistem dünyada yok. Çünkü yerel basın kendi bir ticaretini yapıyor ama aldığı haberleri kendi içinde öğütmüyor. Halka ücretsiz veriyor. Şimdi bir belediye başkanı düşünün. Billboard'da reklamı var ama sizde yok. Sizde haberi var. Bu ücretsiz. Yani bir gün gelecek birileri de diyecek ki kardeşim, yani siz billboardlara para veriyorsunuz. Bedava işi bize veriyorsunuz. Haberiniz de billboardlarda yayınlanıyor. Yani sistem aslında farklı bir şey istemiyor sizden. Yerel basını desteklerseniz bugün yaptığınız yol haberini, hizmetini sadece yerel basınla duyurabilirsiniz. Yaygın basın ve ulusal dediğimiz basın sizin yaptığınız yol çalışmasını, şenliğinizi, basın toplantısını, meclis toplantısını yayınlamıyor. Yani dolayısıyla bu yerel basın aslında direkt halka ve size ücretsiz hizmet veriyor. Bunun karşılığında bir bedeli var. Bunun karşılığının bedeli haber değil. Onun ayakta durması için verilecek bir destek. Yerel yöneticiler işte belirli gün ve haftalarda, işte bayramında, şunda bunda gazetelere, televizyonlara, medyaya, kayıtlı medyaya destek olmak zorunda. Bunun karşılığında da haberlerini ücretsiz halka duyurabiliyor. Yani bir hizmet veriyor. Karşılıksız para istemiyor. Diğer taraftan da merkezi hükümette artık yerel basının üzerindeki bütün alıcı olan konumlarını kaldırmak zorunda. Neyi kaldırmak zorunda? İşte bir başka televizyon da reklamı saniyelerle, saniyelik reklamları milyonlarla söylenen kanal sizin de aynı vergiyi ödüyor. Sizin de aynı uydu parasını ödüyor. Dolayısıyla burada eşit misiniz? Değilsiniz. O zaman ne olacak? Yerel basının hizmeti, işte Kurtuluş Savaşı'ndan başladık, 15 Temmuz kalkışmasından bir kamu hizmeti. Kamu hizmetinden para alınmaz, bir. Kamu hizmetine destek verilir, iki. Yani bu uygulanmak zorunda. Gittiğimiz Karadeniz'in bu illerinde veya her tarafta şu sıkıntı var. Yerel televizyonların ana sıkıntısı uydu kiraları. Evet. Vergide indirim olmaması, sigortada indirim olmaması. Yani aslında şöyle, teknoloji çok ileri giderken biz 80'li yıllardaki aynı sosyal haklara sahip değiliz. Mesela 80'li yıllarda gazeteler kağıdı devlet kuruluşu SEKA'dan indirimli alırdı. Elektrik parasını basın yayın kuruluşları indirimli öderdi. Aynı şekilde telefon da böyle. Birçok devlet tesislerinden indirimli yararlanırdı. Şimdi taşıdığınız basın kartının bile otobüse binmenin dışında bir değeri yok. Ama önemli. Nerede önemli? İşte emeklilikte önemli. Emeklilikte de çok fazla farkı var mı? Yok. Dolayısıyla yaşanan sorun Uşak'ta neyse, Ordu'da da aynı şekilde, Trabzon'da da aynı şekilde yerel basın desteklenmeli. Kayıtlı yerel basın desteklenmeli. Çünkü az önce söylediğim gibi bugün yaptığınız bir hizmeti valilik olarak, belediye olarak duyurabileceğiniz tek kanal burası. Evet. Yerel medya. Yani yerel medya yoksanız siz yaptığınız hizmeti sokak sokak çığırtkanlarla duyurma şansınız yok. Evet. O billboardlara para yetiştirme şansınız yok ki. En azından çıkan tasarruf genelgesi ona karşı çıkıyor. Oraya vermeyeceksin ama yerel basına verebilirsin diyor. Önemli olan bunun nereden okunduğu. Sorun aynı. Sorunu herkes biliyor. Yeni bir sorun değil. 10 yıldır da bu sorun böyle. 30 yıl önce de böyleydi. Yani iktidarla alakalı değil. Evet. Gelen iktidarlar veya yerel yöneticiler şunu bilmek zorunda. Yerel basın varsa ben varım. Çünkü bir sonraki seçim ne yaptın diye soracak adam. Ordu büyüdü. Ordu'da gidip de her mahalle, her insana ulaşıp hizmetlerini anlatamazsınız. Bunları anlatabileceğiniz tek yol yerel basındır. Evet. Yerel basın yoksa yoksunuz. Yani yerel basın kamunun ve halkın sesidir. Yerel basının kapanması demek halkın doğru haber alma hakkının önlenmesi demektir. Yerel basının kapanması demek kamunun, yerel yöneticilerin yaptıkları hizmetlere, halk hizmetleri halka duyurmasının önün kapanması demektir.
Yani evet. Bu onların sorunu aslında. Evet, bunu biz çok yakından biliyoruz ve takip de ediyoruz. Evet. Şimdi son sorumu da sormak istiyorum. Artık üniversite tercihleri başlayacak. Bu bölümü tercih etmek isteyen çok fazla öğrenci var ama bazılarının kafaları karışıyor. Özellikle istihdam alanında doğru tercihi nasıl yapabilirim anlamında. Siz bir büyük olarak, bir meslek büyüğü olarak ve aynı zamanda bir cemiyet başkanı olarak özellikle iletişim fakültelerinde hangi kararlar alınmalı? Öğrenciler seçilirken nelere dikkat edilmeli? İlerideki bir gazetecinin, televizyoncunun yetişebilmesi çünkü çok büyük bir emek. Genellikle fakültede verilmiyor bu eğitimler. Sahanın içine düştüğünüzde siz kendiniz öğrenmeye başlıyorsunuz. Kendimden de biliyorum. Ne yapılması gerekiyor? Bu soruyu da sormak istiyorum son olarak. Ya şöyle, bir kere ben şunu açık yürekliyle söyleyeyim. Üniversiteler hukuk gibi gazetecilik bölümlerini bir süre dondurmak zorunda. Çünkü işte sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar milyonlarca üniversiteli işsizin içinde üniversite mezunu gazetecilerin sayısını da artırıyor. İşte Türkiye'deki işte son uygulamalar peşinden gelecek bu tasarruf genelgesiyle birlikte ne yazık ki birçok meslektaşımız işsiz kalma sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaktır. Kalacaktır da yani. Dolayısıyla bu işi seven, yani illa diploma almak için değil, ben bu işi yapmak istiyorum diyenler bir kere tercih etmeli. Ne yazık ki son yıllarda neresi olursa işte bir 4 yıllık evet. diploma veya yüksekokul diplomasını alayım diye bu işe girenler var. Bence o iş geçti. O macera olur artık bundan sonra. Ama diğer taraftan da geleceği olan bir meslektir, bunu açık söyleyeyim. Ama doğru yapan açısından. Sadece okulda öğrendiğiniz değil, şimdi bizim orduda da bu yaşanıyor. İnşallah rektör bey söz verdi. Bizim radyo, sinema, televizyondan işte Ulubey gazetecilikten mezun olan arkadaşlarımıza staj hakkı tanınmak zorunda. Tanınmalı. Yani okulda öğrendiğinin bilgileri teorikte de sistemsel olarak öğrenmek, görmek zorunda. Çünkü bu şey artık sadece haber yazmayı gerektirmiyor. Yapay zekayı kullanacaksın. Çok iyi montaj, çok iyi Photoshop kullanacaksınız. Yani dolayısıyla tek başına ben iyi haber yazarım, tek başına ben iyi haber sunarım, iyi program yaparım şeyi bitti. Yani bir gazeteci artık her şeyden donanımlı olacak, hepsini bilecek. Bu olanlar ayakta kalacaktır, işsiz kalmayacaktır. Ama dediğim gibi sayıyı biraz elemek için şu anda yaygın kuruluşların çoğu okul mezunu gazetecileri tercih etmeye başladı. Diğer taraftan da işte basın ilan kurumu da gazetelere veya radyo televizyonlara girişte öncelik tanıyor. İşte bir takım iş kurla yaptığı sözleşmelerle birlikte destekte de bulunuyor. Dolayısıyla çok karamsar olmaya gerek yok. Sayıyı biraz azaltmak için belki dondurmak doğru bir karar olacaktır ama mezun olacak veya okuyan arkadaşlarımız kendilerini dijital medyaya da çok iyi hazırlamaları lazım. Adı yapay zeka olsun veya başka programlar olsun, o programları çok iyi öğrenmeleri lazım. Çünkü işsiz kalsa bile kendi haber sitesini kurup para kazanmak bile mümkün. Evet, o yüzden buradan da bu bölümü tercih edecek gençlere bir tavsiyemiz evet. olsun. Ben tekrardan da bayramınızı kutluyorum. Hepimizin. Çok güzel bir yayın oldu. Bütün meslektaşlarımın, yerel evet. medyadaki, orduda sahada faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımın gazeteciler ve basın bayramını kutluyorum. Kutlu olsun. Size de yayın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür aynı ediyorum. Şekilde. Efendim, yaz sohbetlerinin sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla görüşene dek mutlu günler. Çotanak sundu.